Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gerçekten tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuğumuz var. Bu videoda keşke Yunan galip gelseydi demeyen bir papanın destanını anlatacağım sizlere. Tek başına Fener Rum Patrikhanesiyle mücadele eden, Yunan zulmüne karşı direnen, İstanbul'un fethi yıl dönümünde Fatih'in mezarı başında ağlayarak dua eden, Atatürk'ün baba dediği Papa Efdim'in hikayesini anlatacağım sizlere. ...1884'te Yozgat'ta doğdu Papa Efdim. Kendisi tarihimizde Karamanlılar olarak adlandırdığımız Ortodoks Hristiyan Türklere mensup birisiydi. Çocuk yaşta din eğitimine başladığında zeki ve parlak bir öğrenciydi. Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilenlere hafız dedikleri hoşuna gittiği için kendisi de İncil'i baştan sona ezberlemiş ve kendisine hafız dedirtmişti. 1908'de Ankara'da ticarete atılan bir genç olan Papa Efdim, 1918'de keskin metropolit vekili olarak göreve başlar. O günlerde kendisini şöyle ifade ediyor. Ben Ortodoks Hristiyan olarak doğdum. Ana dilim Türkçedir. Milli ve dini duygularımın sağlamlığı, milliyetimin Türk, din ve mezhebimin ise Ortodoks olduğunda beni hiçbir zaman şüphe ve tereddüte düşürmemiştir. 30 Ekim 1918'de Mondros'un imzalanmasının hemen ardından artık Yunanlılar Megali iddiaları için tüm Anadolu'yu işgal etme niyetindeydiler. Yunanlıların Anadolu'yu baştan sona işgal planları için keskin öneme sahip olan yer şüphesiz tüm Anadolu'da teşkilatlı olan Fener Rum Patrikhanesi'ydi. Yunanlılar bu işgal sürecinde Rum Patrikhanesini etkin biçimde kullanmayı amaçlıyordu. Ve bu amaç doğrultusunda Türk olan dönemin patriğini görevden azlettirip yerlerine kendi adamları olan bir patrik seçtirmişlerdi. Yine aynı dönemde keskin metropoliti olan Papa Efdim'e giden bir beyannamede şuna dikkat çekilmişti. Çeteciliğe fevkalade önem verilmesi, asayişin ihlaline çalışılması, Müslümanlar ve hükümet aleyhinde sürekli şikayetlerde bulunması istenilmiş ve şikayetin yoğun olduğu bölgelerde ancak Yunan işgalinin başlayabileceği söylenmişti. Papa Efdim, Anadolu'da yüzyıllardır Müslümanlar ve Hristiyanların barış içerisinde yaşamasına rağmen Fener Rum Patrikhanesi'nin Türkler aleyhindeki yıkıcı politikaları sebebiyle Patrikhane'ye karşı çıkmış, Patrikhane'nin otoritesini ve emirlerini tanımadığını bildirmiş ve Türk milli mücadelesine katılmıştır. Yine yayınladığı bir beyannamede Avrupa'nın müdahalesinin ve Yunanlıların saldırılarının yalnızca Müslümanları değil Hristiyanları da üzdüğünü söylemiştir. Yine aynı şekilde Türk oldukları halde kendilerini Yunanlıymış gibi gösteren ve dini siyasete alet ederek Anadolu üzerinde politikalar uygulayan Fener Rum Patrikhanesi'nin tüm bu olumsuzluklardan sorumlu olduğunu beyan etmiştir. Anadolu'nun işgali ve Fener Rum Patrikhanesi'nin tutumu karşısında Türklük bilincine sahip diğer Ortodoks Türkler de Papa Efdim'i takip etmiştir. Papa Efdim, Keskin'de yaptığı bir miting sırasında artık İstanbul hükümetini tanımadığını, Mustafa Kemal Paşa'yı tanıdığını ve ancak ondan emir alacağını bildirmiştir. Anadolu'yu gezerek bütün Ortodoks Türkleri milli mücadele etrafında kenetlemeye çalışan Papa Efdim, Pontus Rum çetelerine karşı verilen mücadelede de gerçekten ön saflarda yer almıştır. Papa Efdim'in milli mücadeledeki bu yoğun çabası karşısında Mustafa Kemal Paşa şu ifadeleri kullanır. Papa Efdim bu memlekete bir ordu kadar hizmet etmiştir. Papa Efdim birçok yabancı gazeteciyi Ankara'ya davet ederek Patrikhane'nin gerçeklerini tüm basına anlatmıştır. Anadolu'daki mücadelenin bir Müslümanlık-Hristiyanlık mücadelesinden ziyade Türklerin istiklal, hürriyet ve onur savaşı olduğunu alenen beyan etmiştir. 23 Nisan 1920'de meclisin açılışına dualarıyla iştirak eden Papa Efdim, İstiklal Savaşı'nın en buhranlı günlerinden birinde Mustafa Kemal Paşa'nın ricasıyla meclisin duvarına çıkmış ve coşkulu bir konuşma yapmıştır. Yaşasın muzaffer Türk ordusu ve Türk milleti duasıyla bitirdiği konuşması kitleler üzerinde büyük etki uyandırmıştır. Papa Efdim, bazı Türk gazetecilerin kendisi hakkında Türk dostu Efdim başlığıyla yazılar yazması hakkında kederlenmiş olacak ki şu ifadeleri kullanmıştır. Ben her zaman her yerde Türk olduğumu beyan ettim. Bir yabancı Türk dostu olabilir. Fakat benim gibi halis bir Türk vatandaşının bir yabancı Türk dostu gibi gösterilmesi, onun milliyetinden şüphe edilmesine delalet eder ki bundan incinmemek, üzülmemek imkansızdır. Bana Türk demeyip Türk dostu diyenleri hiçbir suretle affedemem.
Fener Rum Patrikhanesi'yle tüm bağlarını koparan Papa Efdim, Ankara hükümetine tabi bir Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurmak için çalışmalara başlar. 1922'nin 21 Eylül'ünde Kayseri'de Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurmuş ve Patrikhane'nin başına geçmiştir. Nice zorluk ve yokluk içerisinde verilen istiklal mücadelesi zafere ulaştıktan ve Lozan Anlaşması imzalandıktan sonra mübadele hükümleri tatbik edilecektir. Dini aidiyet esasına göre alınan bu mübadele kararı, başta Papa Efdim ve diğer Ortodoks Türkler üzerinde büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntüye sebep olur. Gazi Paşa'nın araya girmesiyle Papa Efdim ve eşrafı mübadele dışı tutulsa da artık Anadolu'da Ortodoks Türk kalmamış, haliyle de Papa Efdim'in mücadelesi yarıda kalmıştır. İlerleyen süreçte Galata Ortodoksları ile birleşen Papa Efdim İstanbul'da Türk Ortodoks Patrikhanesini yeniden ihya ederek mücadeleye devam etmiştir. Papa Efdim'in yaptığı ilk kararlar dini reform niteliğindedir. Farz-ı misal artık bütün kutsal ayinlerde ibadetler ve dualar, ilahiler Türkçe okutulmaya başlanmıştır. Papa Efdim, Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı tüm mücadelesini ömrü boyunca devam ettirmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın en kritik günlerinde, siyasi dengelerin hassas olduğu günlerde bile Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmamaya özen göstermiştir. Kıbrıs davasında dahi Türk milletini koşulsuz şekilde destekleyen Papa Efdim, hayatı boyunca Türk devleti ve milletine teveccüh edecek her türlü aleyhteki faaliyetle mücadele etmeyi milli bir vazife olarak addetmiş ve 1968'de vefat etmiştir. Gerek Hristiyan Ortodoks Türkler, bunların kültürleri ve sosyolojisi, gerekse Papa Efdim'in güttüğü, yürüttüğü davası hakkında daha söylenmesi gereken çok söz, konuşulması gereken çok konu var. Ancak bu video burada sona eriyor. Videolarımı beğenmeyi ve beni Instagram ve YouTube üzerinden takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene değin, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.